Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet, sizlerden gelen itirafları ve gerçek hayat hikayelerini seslendiriyorum. Bugün yine şaşkınlıkla dinleyeceğimiz bir itirafla beraberiz. Aslında konuşmaların görüntülerini de koymak istemiştim ama takipçimiz tanınmamak adına bu isteğime ne yazık ki karşılık vermedi. Neyse, eğer sizlerin de kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506 397 9395 numaralı telefondan bana ulaşın. Şimdi sizler ufak bir yorum ve beğenilerinizle bana destek olurken ben de hayat hikayemize başlıyorum. Bu arada yarın akşam 21.00'da canlı yayınımıza katılmayı unutmayın. Merhaba Mehmet Bey. Bu hikayede tanınma riskim olduğu için isimleri söylemeden yaşadıklarımı anlatmanızı istiyorum. Ben şeytana uydum Mehmet Bey. Ailemin, yakınlarımın suratına bakamaz hale geldim. Bu raddeye nasıl geldim bilmiyorum ama her şeyi size anlatarak belki de kimselerle konuşamadığım bu hislerimi artık birisiyle paylaşmak istedim. 2013 yılı Nisan ayında, yani bundan 10 sene öncesinde 3 yıldır birliktelik yaşadığım bir kadınla evlendim. Karım 5 tane kız kardeşi olması vesilesiyle kalabalık bir aileye damat olarak girmiştim. Ben tek çocuk bir ailede büyüdüğüm için bu kadar kalabalık ve iç içe bir aile yaşantısı her zaman hoşuma gitmişti. Baldızlarla beraber kayınpederimin evlerine yakın bir konumda oturuyorduk. Bu yakınlık henüz evlenmeden oturacağımız ev için eşimin yaptığı baskılar neticesinde gerçekleşti. Ben de ileride çocuk olur, kayınvalide ile kız kardeşleri karıma destek olurlar diye pek karşı çıkmadım diyebilirim. Yıllar geçtikçe ailemiz daha da kalabalıklaştı ve eşimden büyük iki ablası evlendi. Onların kocalarıyla da ilk damat olduğum için güzel bir yakınlık kurmuştum. Artık en azından haftada iki sefer birinin evinde toplanıyor, hep beraber sohbetler, muhabbetler ediyorduk. Aslında en büyük baldızıma olan ilgim eşimle henüz nişanlıyken başlamıştı. İsmi Aslı olan bu kız, nişan alışverişinde eşim gibi soğuk ve uzak olmak yerine gayet sıcakkanlı bir kadındı. Bana karşı yaklaşımları, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi davranması her zaman ona karşı hisler beslememe sebep olmuştu. Bir akşam büyük baldızımın evinde toplanmış, okey oynuyorduk. Baldızım arkadan yaklaşarak masamıza çay dağıtmaya başladı. Büyük baldızım arkamdan bana yaslandığında göğüslerinin oldukça yumuşak ve büyük olduğunu hissedebilmiştim. Aslında böyle bir duyguya kapılmamam gerekirdi, biliyorum ama kendime hakim olamamıştım. Oturduğum okey masasında sürekli uzaklara dalarak sadece baldızımı düşünmeye işte o zamanlarda başladım. Ruhum mu kirlenmişti ya da hayatımda heyecan mı arıyordum bilmiyorum ama büyük bir yanlış yaptım. Heyecan arıyorsam tehlikeli bir heyecan olduğunun farkındaydım. Çünkü baldızımın kocası biraz belalı bir tipti. Otoparkta kavga ettiği adamın bacağını bile kırabilecek derecede gözü dönebiliyordu. Ama baldızımla aramızda geçebilecek kısa bir zaman bile buna değer miydi? Kesinlikle değerdi. Belki de Aslı o gece bunu bilinçli olarak yapmıştı. Bilmiyordum. Zaten kocasıyla aralarında bazı problemlerin olduğu ortadaydı ve tüm aile tarafından biliniyordu. Belki de Aslı bu problemlerden dolayı başını yaslayacak bir omuz arıyordu. Zaten bekarlık zamanında da sık sık bana akıl danışır, fikirlerimi sorardı. Güzelliğinin yanında benim sevdiğim bir huyu daha vardı. Ben kadınlarda hafif saflık seviyorum. Her dediğimi anlamasını istemiyorum. Bu baldızım da böyle saf olduğu için bu huyu çok hoşuma giderdi. Ama karım öyle değildi. Aynı aileden gelmesine rağmen en ufak bir şakayı bile abartır, kavga haline dönüştürürdü. Ama büyük baldızım öyle mi? Ağzı var dili yok. Her şeye susarak cevap verirdi. Belki susması asil olmasındandı veya diyecek bir laf bulamadığındandı. Ama hoşuma gidiyordu. Şimdi olayların geliştiği geçen seneye dönmek istiyorum. Henüz Nisan ayında falandık. Ben zaten kendi dükkanımı işletiyordum. İki bacanağın da yıllık izinleri aynı dönemde olunca bana gelerek bu sene hep beraber tatile gidelim teklifinde bulunmuşlardı. Olur, ben dükkanı istediğim zaman kapatırım. Bizlik bir sıkıntı yok. Nereye gidiyoruz dedim. Büyük bacanağım Mersin'de olduğu için bizim memlekete gidelim. Çok güzel yerler var. Hem gezeriz hem de apart tutarız, ucuza patlar demişti. Tamam diyerek anlaştık ve Haziran'ın 3. haftasında iki araba yola çıkarak Mersin'e gittik. Bulduğumuz apart güzeldi. Biz büyük baldızımla aynı katta yan yana odalarda kalacakken küçük baldız ve eşi de bir aşağı katta kalacaklardı. Yemeğimizi, içeceğimizi hep bir dairede hazırlıyor. Bazı günler denize, bazı günler de gezmeye gidiyorduk. Denize giderken benim içim içime sığmıyordu.
Çünkü baldızımı bikinili bir şekilde görecek olmak dünyaları benim yapabilirdi. Aklımda, fikrimde sadece o vardı. Evet, şu anda çok yanlış bir durum olduğunu net bir şekilde anlayabiliyorum. Ama ne yaparsam yapayım gönlüme söz geçiremez haldeydim. 2 gün denize gittiğimizde baldızım sanki bir tanrıça gibi yanımızda duruyordu. Zaten hep kardeşlerinden kat kat güzel olması en dikkat çekici özelliğiydi. Denizde yüzerken sık sık çaktırmadan ona bakıyor ve onunla ilgili hayaller kuruyordum. Yüzmeyi de pek bilmediğim için denizde fazla açılmadan sadece yürüyerek ona yaklaşmaya çalıştım. Ona hissettirmeden dokunduğum anda sanki kendimden geçiyor gibiydim. Bacanak da zaten benden şüphelenmediği için rastgele hareket ediyordum. Akşama doğru denizden çıkıp aparta doğru gideceğimiz zaman hepimiz üstümüzü değiştirmek için kabinlere girdik. Ben giyinip çıktıktan sonra kabinlerin önünde ellerimdeki poşetlerle beklemeye başladım. Tek tek giyinenler yanıma geliyorlardı. Ama benim gözlerim hafif bir boşluğu bulunan baldızımın kabinindeydi. Onun soyunmasını ve giyinmesini az da olsa görebilmiştim. Kendimi engelleyemiyordum. İnanın Mehmet Bey, içimdeki yangını durduramadım. Eve doğru yola çıktığımızda yanında oturan karıma bakıyor, sigara üstüne sigara içiyordum. Ben ne suç işlemiştim de Asya'na bu kadınla evlendim ki diyerek belki de kaderime isyan ediyordum. Eşim de bendeki bu huzursuzluğu hissettikçe bir şey mi oldu, neden sürekli sigara içiyorsun diyerek beni sorguluyordu. Bir şey yok, bu kadar kalabalık tatil mi olur, iç içe hiç rahat değilim diyerek üstün körü geçiştirmeye çalışıyordum. Aparta döndükten sonra kızlar yiyecek bir şeyler hazırladılar. Biz de bira falan içerek takılmaya başladık. Sonra büyük bacanak, ben bu akşam bizim amcaların yanına gideceğim, geç gelirim dedi ve odadan çıktı. Ben de küçük bacanağıma dönerek, gel biz de şu köşeden biraz daha bira alıp sahilde içelim dedim. Kızlar odalarda kalırken biz de küçük bacanakla beraber sahile gitmiştik. Saat 1 civarlarında falandı. Aklım fikrim hala baldızımdaydı. Eşime telefon açarak ne yaptınız, oturuyor musunuz diye sorduğumda yok, herkes odasına geçti. Ben de yatıyorum, sen de geç kalma dedi. Sedat geldi mi diye sorunca yok, en son gelmemişti dedi. Küçük bacana hadi artık kalkalım dedim. Aparta doğru yürümeye başladık. İçeriye girip merdivenleri çıkarken 2. katta küçük bacanağımı odasına gönderdikten sonra ben de yukarıya doğru merdivenleri çıkmaya başladım. Sonra bu gece Sedat da yok. Kafam da hafiften güzel, ben bu kadının odasına girsem ne olur ki diye düşündüm. Direkt aşağıda lobide duran çocuğa gittim ve anahtarı içeride unuttuğumu, şu numaralı odanın yedek anahtarını vermesini söyledim. Anahtarları alarak yukarıya çıktım ve bilinçli olarak büyük baldızımın kapısında dikilmeye başladım. Biraz sallansam da ne yaptığımı gayet iyi biliyordum. En sonunda anahtarı sessizce çıkararak kapıyı açtım. İçeriye doğru yavaşça ilerledikten sonra yatağında yatan baldızımı gördüm. Arkası dönük bir şekilde uyuyordu. Ben de battı balık yan gider, zaten sarhoşum, bahanem de hazır diyerek şortumu indirdim, arkasına yattım. Biraz ileriye giderek ona sarıldım. Elimi göğüslerine doğru atarak kendime çektim. O da uyku haliyle gece 4 gibi gelmeyecek miydin, neden erken geldin diye sordu. Ben de bozuntuya vermeden hı hı diyerek sarılmaya devam ettim. Ellerimle vücudunu okşayarak kendimden geçer gibiydim. Bir süre daha yaptıklarıma devam ederken kapı açıldı, ışıklar yandı. Gözümü açtığımda bacanağım bağırarak yaka paça beni yerde sürüklüyordu. O anda kafamın ne kadar güzel olduğunu anlamıştım. Çünkü ayakta durmaya bile mecalim yoktu. Sedat beni fırlattıktan sonra karısına bağırarak ne yaptınız, niye beraber yatıyorsunuz diye karısının başında dövünüyordu. Baldızım da bilmiyorum, ben onu sen sandım, çok uykum vardı, arkamı dönüp bakmadım bile. Vallahi aramızda bir şey olmadı, sarhoş zaten, baksana odaları karıştırıp gelmiştir, bir şey olmadı yemin ederim diyerek kendini savunmaya başladı. Sonra Sedat bana doğru geldi. E şerefsiz sarhoş, içeri nasıl girdin lan, nasıl yattın bu yatağa diyerek bana vurmaya başladı. Sedat, vallahi odaları karıştırdım. Açıktı kapı, girdim. Karım sandım, bir şey olmadı, affet desem de senin Allah belanı versin, dua et aramızda hukuk var. Yoksa balkondan atardım seni dedi. Tabi ses ve gürültüyü duyan karım da arkamda dikilmiş aramıza girerek beni dışarı çıkarmaya çalışıyordu. En sonunda yakamdan tutan Sedat beni dışarıya attı. Odama geçtiğim gibi karımdan yediğim dayağı anlatamıyorum. Defalarca kez hepsinden özürler diledim. Sarhoştum, bilmeden oldu dedim. Ama her şeyin farkındaydım Mehmet Bey. İşte bu her şeyin farkında olmak benim içimdeki yükün bedeli oldu. Şu anda bile karımdan başka kimse benimle konuşmuyor. Bu yalnızlığımla beraber son zamanlarda yaptıklarımın ne kadar büyük bir yanlış olduğunu daha net bir şekilde fark edebiliyorum. Bu yaptıklarımdan dolayı çok utanıyorum. Bu yüzden de benim yaptığım hatalara kimse düşmesin diye bu itirafı paylaşmak istedim. Mehmet Bey, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Hikayemi dinlediğiniz ve seslendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Evet arkadaşlar, itirafımızın sonuna geldik. Beyefendiye bana ulaşarak bu iğrenç olayı anlattığı için teşekkür ediyorum. Evet, iğrenç bir olay ve siz bir sapıksınız. Kusura bakmayın ama tedavi olmanız gerekiyor. Bu kadar yakınınızdaki bir insandan etkilenmeniz, 10 yıllık karınızı bir hiç gibi anlatmanız bence çok iğrençti. Bu şekilde mutsuz bir evlilik yaşıyorsanız boşanırsınız, önünüze bakarsınız. Başkalarının da yuvalarını yıkmak gibi iğrenç planlar yapmazsınız. Suçu şeytana atsanız da şeytanın da günah olduğunu düşünmüyorum. Siz nefsinize yenilmiş, tamamen yanlışlara doğru kendi hür iradenizle adımlar atmışsınız. Bu iğrenç olayı keşke seslendirmesin diyenleriniz de olacaktır. Ama bu yanlışa düşmeyi düşünen, kendilerini veya başkalarının ailelerini, yuvalarını bozmayı düşünenler varsa bu kararlarından vazgeçsinler diye ibret alınması için seslendirmek istedim. Burada yaptığım yorumun aynısını hikayesini paylaşan arkadaşın yüzüne de söyledim. Emin olun ona daha ağır bile konuşmuşumdur. Hiçbir sıkıntı yok. Kendimi de kötü hissetmiyorum. Çünkü bu yanlışı yapan her şeyi yapabilir. Kesinlikle tedavi olmalı ve bir daha bu tarz bir duruma sebep olmamalı. Evet arkadaşlar, ben Mehmet. Sizlerin de hikayemizle alakalı yorumlarınızı merakla bekliyorum. Eğer kimseye anlatamadığınız itiraflarınız veya anlatsam roman olur dediğiniz gerçek hayat hikayeleriniz varsa lütfen WhatsApp iletişim hattımız olan 0506-397-93-95 numaralı telefondan bana ulaşın. Yarın akşam 21.00'daki canlı yayınımıza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.